Merhaba sevgili doğaseverler, Likya Yolu serimizin 22. bölümüyle yeniden sizlerleyiz. Hatırlayacağınız gibi önceki bölümde Finike'ye kadar yürümüştük. Bu bölümde ise Finike'de nereleri gezebiliriz, biz neler yaptık bunları sizlere anlatacağız. Görmüş olduğunuz gibi çok heyecanlıyım. Çünkü Finike'de çok güzel ve çok özel yerlere gittik ve bunları sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Öncelikle Finike'nin kendisinden genel olarak bahsetmek istiyorum. Finike, Demre'nin doğusunda, Kemer'in güneybatısında, Antalya'nın güzide bir ilçesidir. Güzel ülkemiz Türkiye'nin Narenciye başkentidir. Biz Finike'de kalmak için Keramos Pansiyonu tercih etmiştik. Kahvaltımızı yaptıktan sonra hemen gezimize başlıyoruz. Finike'ye adımınızı atar atmaz gözünüzü uçsuz bucaksız Akdeniz'den alamıyorsunuz. Patara kumsalı gibi upuzun bir kumsala sahip. İşte şehirde muhtemelen gözünüze çarpan ilk şey bu kumsal olacak. Biliyorsunuz ki biz denize girmeyi çok seviyoruz ve denize girmek için sabırsızlanıyorduk. Böyle de bir kumsalı görünce hemen kendimizi denize attık. Ama ben fazla duramadım çünkü çok ama çok soğuk bir suyu vardı. Soğuk olmakla birlikte yosunlu bir denizdi. Ben bunun sebebini daha sonra anladım. Toroslardan gelen serin sular burada çok noktada denize karışıyordu. İşte yosunlar da bu akarsulardan geliyordu. Finike'de sahil boyunca yürürken narenciye tezgahları görebilirsiniz. Ve bu tezgahlarda avokado da var. Bilirsiniz, ben avokadoyu çok severim. Narenciye Finike için çok önemli. Hatta Finike Belediyesi'nin logosu da deniz ve narenciyenin birleşiminden oluşuyor. Her sene Haziran ayında Finike'de Narenciye Festivali yapılıyor. Biz Eylül ayında geldik, bu festivali kaçırdık. Ama yine de çok güzel bir geziydi bizim için. Yol kenarındaki lahdi görünce bir an heyecanlandık ama replike olduğunu da hemen anladık. Finike'de Likya medeniyetine böyle bir atıfta bulunulması, bu güzel sanat eserinin olması da çok hoşumuza gitti. Lahdi geçtikten sonra Finike'nin merkezine ulaşmış oluyorsunuz. Postane, bankalar burada. Yeme içme, alışveriş gibi bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz işletmeler mevcut. Ayrıca caminin arkasındaki yapay şelaleyi de ziyaret edebilirsiniz. Şehirde biraz zaman geçirdikten sonra arkadaşımız Aliş ile buluştuk ve Finike'nin bizi asıl ilgilen tarafına, tarihi güzelliklerine yelken açıyoruz. İlk durağımız Limira Antik Kenti. Limira Antik Kenti'nin merkeze olan mesafesi yaklaşık 7 kilometre. Ulaşımı biraz zor. Arkadaşımız Aliş bizi buraya aracıyla getirmeseydi biraz zorlanacaktık. Antik Kent'in önüne kadar dolmuş da gitmiyor. Ancak elmalı dolmuşlarına binip Limira sapağında inerseniz mesafeyi 1 kilometre gibi yürünebilecek bir ölçüye de düşürebilirsiniz. Bunun için dolmuşçulardan tavsiye almanızı öneririm. Limira Antik Kenti'ne sonunda geldik. Bu kentle ilgili kaynak olarak Profesör Doktor Nevzat Çevik hocamızın Likya kitabını kullanıyorum. Ve tabii ki de George Bee'nin Eski Çağda Likya Bölgesi kitabından da faydalanıyorum. Limira küçük bir kent. Ama Likya'nın en önemli kentlerinden birisi. Likya dilindeki ismi ise Zemuri. Bu kenti en fazla bir saatte hızlıca gezip dolaşırım derken evdeki hesap çarşıya hiç uymadı. Limira evet küçük bir kent ama ben buradan hiç ayrılmak istemedim. O kadar güzel bir kent ki atmosferiyle sizi sarıyor, tutuyor ve hiç bırakmıyor. Kentteki resmi kazılar Polonya kökenli Alman arkeolog Jürgen Boyhardt tarafından 1969 yılında başlatılmış ve emekli olana değin 2002 yılına kadar sürdürülmüş. 2007 yılından itibaren de kazılar Avusturyalı arkeolog Dr. Martin Sayer tarafından da devam ettiriliyor. Limra Antik Kenti'nin küçük olduğunu söylemiştik. Tiyatrosu da küçük ama çok güzel bir tiyatrosu var. Kapasitesi ise aşağı yukarı 4000 kişilik.
Tiyatro ve çevresini bir süre gezip birkaç fotoğraf çekildikten sonra tapınağa doğru yol aldık. Tapınağa gelince ben burada kendimden geçtim. Buradan hiç ayrılmak istemedim. Bence kentin en güzel ve en özel yeri bu tapınak ve çevresi. İnsanın kalbine dokunabilen ender yerlerden. Her yerden Toroslardan gelen berrak, tertemiz, serin sular fışkırıyor. Renkli kertenkeleler sizi izliyor. Sanki ninfalar ve ırmak tanrıları etrafta dolaşıyor gibiydi. Sanki o dönemki hayat aynen devam ediyordu. Limra'nın çok büyülü bir atmosferi var. Bu tapınak aslında özel bir tapınak. Çünkü herhangi bir tanrıya adanmış değil. Mısır'daki Ptemeyaloslar Krallığı'nın kendisini tanrı ilan eden bir kralı tarafından yaptırılmış. Kentin bir diğer büyük yapısı ise kenotap tipindeki bir mezar anıt. Aslında burası bir mezar değil. Augustus'un oğlu Gaius Caesar Limra antik kentinde ölür ve onun adına bu tapınak yaptırılır. Kenotaptın dibindeki suyun berraklığına bakın lütfen. Suyun ne kadar soğuk olduğunu anlatmama bile gerek yok. İşte burası çok büyülü bir atmosfer. Gelip yaşamanız gerekiyor. Anlatılmaz yaşanır. Kentin ve Finike'nin genel olarak her yerinden sular fışkırıyor. Size Teke Yarımadası'nın coğrafi yapısından daha önce bahsetmiştim. Karstik arazi yapısı su tutmuyor. Dağlardan gelen su kaya çatlaklarının arasından doğrudan denize karışıyor. Ancak Finike'de durum biraz farklı. Dağlardan gelen su doğrudan denize karışamıyor. Buradaki uzun toprak yapısı nedeniyle topraktan dışarı fışkırıyor. İşte Toroslardan gelen serin sular böylece yeryüzüyle buluşmuş oluyor. Temiz su. Ulaşılmak istenen temiz su işte. İşte sulardan bir kısmı ise bu Limra antik kentinde Ptemayalon tapınağının tam altından yeryüzüyle buluşuyor. Buz gibi sular her yerden fışkırıyor. Bu suları kaynağında içmek ise apayrı bir keyif. Limra
Demura kentinin bir özelliği de Likya'da en fazla kaya mezarına sahip olan kent olması. Kaya mezarlarından bir kısmı asfalt yolun altında kalmış. Hatta geçmişte bu asfalt yolda göçmeler bile olmuş. Limra antik kenti anlat anlat bitmez. Bu kentle ilgili ayrıca detaylı bir video da hazırlayacağım. Sıradaki durağımız ise bir Roma köprüsü olan Kırkgöz Köprüsü. Kırkgöz Köprüsü belli ki bugün asıl amacını yerine getiremiyor. Ama kemerlerinden anlıyoruz ki bu uzun köprünün altında zamanında sular akıyormuş. Zaten bu nedenle yerel halk da bu uzun köprüye Kırkgöz Köprüsü demiş. Boylu boyuna uzanan bu köprü bugün seraların ve bahçelerin arasında yer alıyor. Finike'de gezilecek yerler henüz bitmedi. Finike Elmalı Karayolu'nun 30. kilometresine Arikanda Antik Kenti'ne gidiyoruz. Arkadaşımız Aliş bizi çok güzel gezdiriyor. Arikanda Antik Kenti'ne ulaşmak için Finike Elmalı minibüslerine binip kentin önünde inebilirsiniz. Birazcık tırmandıktan sonra Arikanda'ya ulaşıyorsunuz. 700 rakımlarda dik bir yamaca kurulu Arikanda Antik Kenti, Likya'da beni en çok etkileyen kentlerden birisi oldu. Aynı zamanda gezdiğim antik kentler arasında benim ilk 10 listeme girdi bile. Eşim Zeynep, Arikanda'yı gezdikten sonra Instagram'da şu cümleleri dile getirmişti. Bazı yerlerin ruhumuzda ve zihnimizde bıraktığı izler daha farklı oluyor. Arikanda da bu özel yerlerden biri. Huzurla birlikte bitmeyen bir enerjiyle doldu içimiz. Zaman kavramını tamamen yitirdik. Geçmiş ve şimdiki zaman birbirine karıştı. Doğanın içerisinde şehirden, kalabalıktan, gürültüden, karmaşadan, yorucu ve karışık olan her şeyden uzak büyülü bir yer. Charles Fellows Arikanda'ya da gelmiş ve demiş ki her şey muhteşem ve bir o kadar da hoş. Charles Fellows'u hatırlatmak istiyorum. Santos Antik Kenti'nden 40 sandık dolusu yazıt, Harpi Anıtı'nın rölyefleri başta olmak üzere rölyefler, heykeller ve Payava Lahti gibi büyük eserler dahil olmak üzere Britanya Müzesi'ne götüren, bunları taşıyan arkeolojik eser tacirinin ta kendisi. Zamanında arkeoloji ve bilimin zayıf olduğu Orta Doğu ve Anadolu'ya gelip buradaki eserleri alıp Avrupa'daki müzelere satmak iyi bir gelir ve prestij kapısıymış. Bu işi yapanlar da genellikle burjuva veya aristokrat takımından oluyormuş ve bunlar herhangi bir eğitim almasalar dahi gezgin veya arkeolog olarak nitelendirilmişler. İşte Charles Fellows da Arikanda'ya gelmiş ve her şey muhteşem demiş. Neyse, konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Arikanda'ya ilk girdiğinizde karşıda ilk olarak sizi aslan rölyefli bir lahit kapağı karşılıyor. Hemen yanında da bir yazıt var. Yakınlarda göreceğiniz çok tatlı mozaikler var. Mozaiklerin üzerindeki kuş motifleri çok sevimli. Kuşun bir tanesi ayağını kaldırmış. Kentin hamamını mutlaka görmenizi istiyorum. Hamam Cinnazyum kompleksini tepeden görüyorsunuz ve büyüklüğü karşısında etkilenmemeniz mümkün değil. Hamamın hemen yukarısında anıt mezarlar ve lahitler görüyorsunuz. Burası çok ama çok güzel bir yer. Sadece burayı gezmek için bile uzun zaman harcayacaksınız.
Fotoğraf çekilmeye doyamayacaksınız. Biz de doyamadık. Hem bol bol fotoğraf çekildik hem de çevreyi çektik. Ancak burası antik kentin çok küçük bir kısmı. Söylediğim gibi kent dik bir yamaca kurulu. Bu nedenle gezerken bol bol tırmanmaya hazır olun. Tiyatro oldukça büyük ve ilk günkü gibi. Tiyatrodan çıkan çam ağacı ise buraya apayrı bir hava katmış. Arikanda'nın tiyatrosu 20 oturma sırasıyla yaklaşık 5000 kişilik bir kapasiteye sahip. Tiyatronun yukarısında ise Likya antik kentleri arasında fazla bir örneğini göremediğimiz stadyum var. Stadyumun tek tarafındaki oturma sıraları ayakta kalmış. Tiyatronun aşağısında kent meclisi var. Burasının manzarası ise oldukça doyurucu. Yani fotoğraflardan görüyorsunuz, oradaki ağaç, oradaki manzara unutamazsınız. Ayrıca Arikanda'da görmenizi istediğim bir yer daha var. Antik Susanacı. Burasının büyüklüğü karşısında etkilenmemeniz mümkün değil. Arikanda antik kentini gezmek için koca bir gününüzü ayırsanız yeridir. Biz güneşi burada batırdık ve bu kente doyamadık. Burası anlat anlat bitmez bir yer. Arikanda hakkında da detaylı bir video hazırlayacağım. Biz Finike'yi gezmeye doyamadık. Likya'yı bu sene yürüyüp bitirdikten sonra Finike'ye geri döndük ve bir defa da güneşi Limra'da batırdık. Biz Finike'ye geldiğimizde mevsim sonbahardı. Ancak buraya ilkbaharda da gelip hem Limra'yı hem de Arikanda'yı yemyeşil görmeyi çok istiyoruz. Böylece 22. bölümünde sona gelmiş bulunuyoruz. Umarım sizlere doya doya bir Finike keyfi yaşatmışızdır. Bir sonraki bölümde çok heyecanlı yerlere geliyoruz. Gelidonya Feneri ve Korsan Koyu. Deneyimlerimizi sizlerle paylaşmayı seviyoruz. Finike veya Likya yolu ile ilgili sorularınızı videonun yorum bölümüne çekinmeden sorabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, doğayla kalın.